Herkese merhabalar. Friendship konumuzun ikincisiyle devam ediyoruz. İlk dersimizi mükemmel bir şekilde izledik. Şimdi ikincisiyle devam ediyoruz. Bu konudan mutlaka LGS'de en az bir soru gelecek. 2022 LGS'de de bir soru geldi. Şimdi yine bir soru bekliyoruz 2023 LGS'de. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın, tebrik ediyorum. Hepimiz hazırsak, ekranları başındaki arkadaşlarımız hazırsa Eylül programımızda Friendship 2 ile devam ediyoruz. Hazırız, heyecanlıyız. LGS 2023'te İngilizce'de 10'da 10 yani hepsini doğru yapmayı hedefliyoruz. İngilizcesi full hedefliyoruz Tonguç evladım benim. Tabii biz burada bugün sizlerle birlikte güzel bir şekilde teklifleri yani making an offer ve tekliflerden sonra accepting yani kabul etmek ya da refusing konusunu öğreneceğiz. Burada but ifadesi yani fakat ifadesi önemli. Yani kabul ediyorum fakat diyebilir. Reddediyorum fakat gelmek istiyorum diyebilir. Dolayısıyla but'ın sonrasındaki ifadelere dikkat edeceğiz. Bir de davetiye kartlarına bakacağız. Buradaki kelimelerimiz önemli. Çünkü LGS sorularını incelediğimizde hep bol soru çözen, kelime bilgisi iyi olan öğrencilerin hiçbir soruyu kaçırmadığını görüyoruz. Tabii ki hiçbir soruyu kaçırmamak için de ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz Tonguç'um. LGS taktikli İngilizce'de, İngilizce kısmını açıyorum hemen. Friendship'te ilk testleri vermiştik. Buradaki soruları çözmüştük. Şimdi de diğer testleri çözeceğiz. Böylece Friendship'i 6. test, 7. testine kadar bitireceğiz. Teen Life'a kadar, gençlerin yaşamına kadar geleceğiz. Burada soruları çözerken arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Karekodu okutarak hem soruların çözümünü izleyin, yanlış yaptığınız soruları, hem de karekodu okuttuğunuzda kitabın dijital hali telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza inebiliyor ve böylece ekstra dijital sorular da çözüyorsunuz, yeni nesil sorular da çözüyorsunuz. Bunları biz aynı zamanda size dijitalde de fazladan soru çözmeniz için verdik. Sonrasında aynı şekilde Dinamo Soru Bankamızda da yine Friendship konusuyla alakalı sayfa 31'e kadarki soruları çözmenizi istiyoruz. Burada kelime bilgisiyle alakalı sorularımızı çözmüştük. Şimdi ardından gramer testimizdeki sorulara bakacağız. Ve yine buradaki readingleri yapacağız. Takıldığımız soruları çözeceğiz. Ve takıldığımız soruların çözümünü izlediğimizde yine ekstra dijital sorulara da ulaştığımızı unutmayalım. Son olarak da 10'da 10 Soru Bankası. Yani İnkılap, Din ve İngilizce'de hedefimiz 10'da 10 yapmak. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. O zaman 10'da 10 yapmak istiyorsak burada da İngilizce kısmında hemen yine Friendship konusunu açıyorum. İlk testimizi ödev olarak vermiştik. Şimdi ikinci, üçüncü testimizi çözüyoruz ve yine ekstra dijital soruları çözüyoruz. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Uçuşa geçiyoruz ve Friendship 2'yi bitiriyoruz. Hadi bakalım Tonguç'um. Şimdi bugün... İlk video çok yararlı oldu. İkincisini evet, kelimeler önemli. Ne diyorsun, olur mu? İlki çok tuttuğu için ikincisini izlemen lazım. Şimdi Friendship konusunda yani arkadaşlık, kardeşlik konusunda şunu bilmemiz lazım. Bazı kelimeler öğrenmiştik. Mesela body ne demekti? Body hocam vücut demek hocam. Hayır ya yanlış. Ha arkadaş body. Eğer böyle body olursa evet. Ama bir de şöyle body var. Bu da kanki yani. Kanks dediğimiz kısımdı. Bunlar kankaydı ve bunlar good friends'ti. Biz bunlara asla yalan söylemiyorduk. Bunlara sırlarımızı paylaşabiliyorduk. Bunlarla çok güzel zamanlar geçiriyorduk. Bazen de tartışabiliyorduk. Bunu genelde sınavlarda soruyorlar. Yani insanların arkadaşıyla tartışabileceği seçeneğini de sorabiliyorlar. Şimdi bugün ise öğreneceğimiz şey şu. Making an offer. Yani bir teklif yaptığımız zaman nasıl söyleyeceğiz? Mesela diyelim ki hadi gel diyeriz. O zaman let's diyoruz, let's go yani fiilin birinci hali. Let's study, let's write, let's listen yani hadi dinleyelim, hadi çalışalım, hadi gidelim gibi şeylerde let's'ten sonra fiilin birinci hali kullanırız. Let's demek ki hadi. Aynı zamanda come on baby. Evet yani o da var tabii ama o biraz daha günlük dilde kullanılıyor. How veya what about diyebiliyoruz. What about. Burada da how about going to cinema, how about studying diyebiliriz veya da what about. How nasıl demek İngilizce'de, what da ne demek. How about veya what about dediğimizde yani düşünür müyüz, yapalım mı, şöyle sinema gitmeye ne dersin, ders çalışmaya ne dersin gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Bir de bunların şimdi birazdan detayına gireceğiz Tonguç'um. Accepting and refusing var. Accept İngilizce'de bak şöyle kapatıyorum. Accept kabul etmek demek. Refuse da şurada bir e harfi var. Refuse da reddetmek demek. Hatta bazen Türkçeyi katletmeye çalışan insanlar da şöyle diyorlar. Refüze ediyorum bunu. Yani esasen reddediyorum demek istiyorum. O zaman accept kabul etmek demek, refuse reddetmek demek. Mesela kabul ettiğin zaman sen ne dersin? Harika bir fikir dersin. Tabii ki derim hocam. Tabii ki dersin mesela. That's a good idea diyorsan yani bu iyi bir fikir diyorsan bu kabul ettiğini gösterir. Fakat eğer kabul etmiyorsan önce bir özür dilersin. I'm sorry dersin. I'm sorry ne sorry de diyebilirsin. Bu senin kendi kullanım tarzına bağlı. I'm sorry I can't şeklinde de cevaplayabilirsin. Bu da işte reddettiğimiz an. Bak dikkat edersen reddediyoruz ama yine kibarca reddediyoruz. I'm sorry, üzgünüm, I can't diyoruz. Yani yapamam diyoruz. Bir de writing an invitation card. Invitation da davetiye demek. Kart zaten Türkçe'de geçmiş. Kart demek. Davetiye kartı ne yazıyoruz? Writing an invitation card. bir davetiye kartı yazmak. Bu sefer de cümlemize tabii ki dear veyahut da hi veyahut da hello gibi selamlama cümleleriyle, ifadeleriyle başlamamız gerekiyor. Şimdi o zaman gel bunların detayına girelim. Making an offer. Birincisi burada fiilin birinci halini kullanacağız. Fiilin birinci hali demek biliyor musun Tonguç? Hani biz evimizde bir sözlük var ya, dictionary. Sözlüğü açtığın zaman sözlükte ne yazıyorsa, şuraya bak dictionary yazıyorum. Dictionary. Sözlüğü açtığın zaman mesela diyelim ki gitmekte ne yazıyor? Go yazıyor. O zaman fiilin birinci halini alıyorsun, koyuyorsun. Let's go diyorsun. Bitti gitti. Bu kadar basit. Let's do, let's write, let's sleep, let's study. Bunların hiçbiri cümlenin anlamına farklı bir şey katmıyor. Her seferinde haydi demek anlamına geliyor. Bir de shall I veyahut da shall we şeklinde de kullanabiliyoruz. Veya why don't we diyebiliyoruz. Mesela let's play football after school. Yani buradan sonra yine fiilin birinci hali geldi. Bak bu tür alıştırmalar çok zordur Tonguç'um. Niye biliyor musun? Okuldaki yazılar için söylüyorum. Hoca buraya parantezle play yazar, fiil yazar. Sen bu acaba playing mi olacak? Evet hocam, acaba, bir türlü karıştırıyor. Yani her acaba bak aynısını yazman gerekiyor esasında. Fakat bu bir fake'li soru yani. Acaba playing mi olacak? Acaba played mi olacak? Acaba plays mi olacak? Bir kafan karışmasın. Diyeceksin ki kardeşim hoca bize ne demişti? Less'ten sonra fiilin birinci halini alıp koyacaksın. Burada fiilin birinci hali var. O zaman bunu koyacağım. Bu kadar basit. Let's play football after school. Okuldan sonra haydi top oynayalım. Shall we watch an action movie? Biz film izler miyiz? Aksiyon film izler miyiz? Why don't we eat a sandwich? Biz neden bir sandviç yemiyoruz? Fiilleri aynen olduğu gibi koyuyorsun. Niye? Zaten bak bu kısmın başlığına da verb 1 yazmışız. Yani fiilin birinci hali yazmışız. Şimdi burada da to be verb 1 veya noun kullanıyoruz. Mesela would you like diyorsun. Would you like mesela would you like to go? Gitmek ister misin? Veya would you like to, burada go demişiz. Would you like to drink diyelim mesela biz. Bu sefer fiili değiştirelim. Bak dikkat etsen to'yu zaten koyduğundan dolayı bu sefer fiilin kendisini, yani buraya go da koyabilirdik. Ben yukarıda go örneğini verdiğim için go yazmadım. Eğer to'yu koymasan to koymak zorundasın. Niye? Would diyor. Would you like to go? Would you like to go to, would you like to go to the concert tonight? O zaman drink olmuyor tabii ki. Bu akşam konsere gitmeyi düşünür müsün? Would you like some more coffee? Mesela biraz daha kahve ister misin? Bak coffee dediği ne? Bir fiil değil. Bir isim. O zaman buraya... Kahve hocam. Kahve, bildiğimiz kahve. Şimdi bir de verb ing var. Bu sefer de verb ing şu demek. Hani demiştim ya İngilizce'de biz kelimeleri nereden öğrendik Tonguç'um? Sözlükten öğrendik. Sözlükte fiile baktığın zaman sözlüğü açtım mesela. Diyelim ki go fiili. Nedir? Gitmek fiili. Go'nun karşısında gitmek yazıyor. Sen şimdi eğer verb ing getirmen gerekiyorsa buraya what about go diyemezsin. Ne yapman lazım? Fiilin sonuna ing getirmen lazım. What about going? Gitmeyi düşünür müyüz? How about going? Veyahut da, ne dersin? Ne dersin? Veyahut da fancy joining, katılmayı düşünür müsün? Diyebiliriz. Bak fancy'den sonra how about veya what about'tan sonra verb ing geliyor. What about going cycling? Bisiklet sürmeye ne dersin? Fancy joining us, bize katılmayı düşünür müsün dediğimizde biz hep fiilin ing halini kullanıyoruz. Bak şuraya çok dikkat et Tonguç'um. Burada fiilin birinci halini kullandığımız için burada play yazınca biz play koyduk. Watch yazınca watch koyduk. Eat yazınca eat koyduk. Ama burada ing'li hali olacağı için go yazınca going yaptık. Join yazınca joining yaptık. Şimdi gelelim accepting and refusing. Şimdi teklifi yaptık. Making an offer. Offer teklif ettik. Şimdi accept yani kabul etmek veya refuse reddetmek. Mesela kabul ediyorsun. Yes I would like some. Evet birazcık isterim diyebilirsin. Mesela bir kahve söylemiştir sana veya bir çay veya bir pasta. Yes I would like some diyebilirsin. Sure that sounds great. Kesinlikle bunun kulağa hoş geliyor. Yani harika görünüyor. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Idea fikir demek. Yeah, why not? Neden olmasın? Oh yeah. Oh yeah. Daha çok sen bunu sevdiğini düşünüyorum. I'd love to. Ben yapmak isterim. Veyahut da yes please. Evet lütfen diye. Hepsi olumlu bunların hocam. Bunların hepsi olumlu. Yani seçeneklerde sana bunlardan üçünü verir de diğer seçenekte bu varsa cevap odur esasında. Niye biliyor musun? Çünkü adam sana bir şeyler sormuştur. Bir uzun resim vermiştir, bir şeyler yapmıştır ama hedefi esasında şudur. Bunların kabul etmek olduğunu, bunların da reddetmek olduğunu bil. Veya bundan 3 tane verir, bundan 1 tane verir. Şimdi refuse yani reddetmeye gelelim. Hatırlarsan reddederken ilk başta böyle kibarca bir I'm sorry diyorduk. Hatta sen ne diyordun? I'm sorry ne sorry diyordun. Ama öyle bir şey yok tabii İngilizce'de. I'm sorry but I can't make it. Üzgünüm fakat yapamam. Veya I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam. Veya no thanks I am full. Full değil tabii full. No thanks I am full. Yani teşekkür ederim, sağ olasın, Allah razı olsun fakat doluyum, doydum diye. Mesela sana arkadaşın hadi gel pizza yiyelim diyor. Hadi gel makarna yiyelim diyor. Hadi gel kuru fasulye, pilav, cacık herhangi bir şey söylüyor sana. Sen diyorsun ki no thanks I am full. Sen benim zaten beynim cacık gibi, ne gerek var yemeğe? Beynin değil de yani fiziksel olarak böyle bir salatalık görünüme sahip olduğunu söylüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir şey tabii. Uzun boylusun manasında söylüyorum. I'd love to but I feel ill. Yapmak isterdim Severim ya yapmayı. Fakat battan sonra bil ki tam tersi gelecek. I feel ill. Yani kendimi kötü hissediyorum, hasta hissediyorum diyor. Batın... Fakat I love to iyi bir şey hocam. Öyle evet, iyi başlıyor fake bak. Var hocam evet, yani. Fake var. İyi başlıyor. Aa I love to. O zaman kabul etti diye atlamayacaksın. I love to diyor ama sonrasında bir but var. Fakat but, demiş. Fakat dedikten sonra... Geri vites. Son geri vites. Aynen dediğim gibi 180 derece hemen R'ye takıyor. R'ye takıyor. I feel ill diyor. I'm busy now. Ben şu an meşgulüm veya that's not a good idea. Bak bu neydi? That's a good idea. Şuraya bir not getiriyorsun bu sefer refuse oluyor. Şimdi gel şu diyalogları tamamlayalım. Burada gördüğün gibi would, can't, sorry, sounds, love, shall, how, idea, let's, why gibi ifadeler var. Bunları zaten bir önceki sayfalarımızda görmüştük. Beraber dolduracağız. Mesela let's play voleyball after school. Harikasın. Okuldan sonra voleybol oynayalım dedin. Çok güzel. Niye buraya let's getirdin? Çünkü şimdi can't play, sorry plays anlamsız oluyor. Bir de play fiilin birinci hali. Hatırlarsan ne demiştik? Let's'lerden sonra fiilin birinci hali gelmesi gerekiyor demiştik. That's a good sorry. That's a good sorry. Evet harika. Olur mu evladım? That's a good sorry. That's a good love. Aa, bu güzel bir aşk diyebilirsin ama bu da bunun anlamsız oluyor. Diyeceksin ki let's play football after school. Hadi okuldan sonra voleybol oynayalım ya. Sen de that's a good idea diyebilirsin. Bu iyi bir fikir diyebilirsin. Okuldan sonra voleybol oynamak iyi bir fikir diyebilirsin. O zaman şimdi ne yaptık? Let's yaptığımız için let's'i siliyorum. Bir de idea yaptığımız için idea'yı siliyorum. Şimdi şuna bakalım. Bu sefer A ve B konuşuyor. Şimdi burada ing olduğu için mutlaka shall we go harikasın, zekisin, mükemmelsin, muhteşemsin, you are clever, you are intelligent and you are crazy. Thank you teacher. There is no problem. Şimdi burada bu diyor ki hadi bisiklet sürmeye gidelim diyor. Şimdi cevabı ne olacak bakalım. I am ... but I can't. I'm tired. Ha o zaman bu ne yaptı? Refusing yani reddetti. I can't diyor yapamam diyor. I'm tired diyor yorgunum diyor. Bisiklete sürmek yani gerçekten yorucu bir şey. O zaman I'm sorry but I can't. I'm tired. Üzgünüm fakat yapamam. Çok yorgunum diyor veya yorgunum diyor. Şimdi burada da yine A ve B arası diyaloğa bakalım. I have pyjamas party tonight. Bu akşam bir pijama partim var diyor. Sen hiç pijama partisine katıldın mı Tonguç'um? Pijama partisi hocam ben arkadaşlarımla kostüm partisine katıldım. Kimler vardı partide? Arkadaşlarım Tankut, Hamza, evet. Murtaza, evet. Mükremin, ondan evet. Sonra Rüknettin vardı hocam. Güzel, güzel bir ekipsiniz gerçekten. Kostüm partisi. Ben öküz kıyafeti giydim hocam. Ha normal inek. Rüknettin'le beraber. Rüknettin ön tarafını oluşturdu öküzün, ben de arka tarafını oluşturdum. Ha iki ayak var doğru. Sen evet, şöyle hocam. Anladım mantıklı. Şöyle öküzün ayaklarını düşünecek olursak güzel mantıklı kıyafet. Sen kafa kısmında mıydın Tonguç'um? Ben bacak, but kısmındaydım hocam. But kısmındaydım. Güzel. En lezzetli kısmı zaten but kısmı. Tebrik ediyorum seni. Ay pijamas partisi. Kuyruğunu sallıyordum. Kuyruk olabilir. Zaten kuyruk güzel bir şey. I have a pyjamas party tonight. Would you like to join us? Bize katılmayı düşünür müsün diyor. Gerçekten güzel bir parti olabilir. Pijama partileri genelde güzel oluyor. Ve sonra cevap veriyor. I'd love, isterim. Fakat, but I have to help my mother. Fakat anneme yardım etmem lazım. Anneme yardım etmezsem benim kafama terliği fırlatır demek istiyor. Öyle demiyor ama öyle demek istiyor. Şimdi burada yine başka bir diyalog var. About going for a walk. O zaman ya what about diyeceğiz ya how about diyeceğiz. Yani would about diye bir şey yok. O zaman how about diye cümlemizi işaretliyoruz. Bu arada how'ları, shall'leri, love'ları, would'ları güzel güzel elersek daha kolay yapabiliriz. Sonra diyor ki how about going for a walk? Yürüyüşe ne dersin düşünür müyüz? O da I'm afraid. Korkarım. Ne diyecek? I can't. Korkuyorsa herhalde şöyle bir şey. I'm afraid that's a good idea diyemez. I'm afraid I love diyemez. Yani korkarım seviyorum der. Korkarım yapamayacağım demesi lazım. Burada da ... don't we go to cinema? Why don't we go to cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? O da cevap veriyor. Sure, kesinlikle. It sounds good diyebiliriz. Burada soruyu da zaten yapmıştık ve böylece tüm alıştırmalarımızı yerleştirmiş olduk. Bu tür alıştırmalarda şuna dikkat etmen lazım. Önce bildiğinden başlayacaksın. Kesin bildiğin varsa onu yerleştireceksin. Hiçbirisi bilmiyorsam. O zaman birazcık tahmin edeceksin. Bir de yerleştirdikçe yani cümleleri doldurdukça mutlaka elemen lazım. Şimdi geldik. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sen de rahat rahat artık dersi bitireceğimiz için mutlu sona yaklaşıyorsun. How to write an invitation card. Nasıl yazılır bir davetiye kartı. Kart zaten İngilizceden Türkçe'ye geçmiş. Invitation biraz orijinal bir kelime, zor gibi duruyor ama normalde davetin ne olduğunu biliriz. While you are writing an invitation card, bir davetiye kartı yazarken bazı giriş cümleleri var. Introductory sentence. Mesela dear, sevgili veyahut da hi, selamünaleyküm. Hello, merhaba. Bu tarz ifadeleri kullanmamız lazım. Sonra bir purpose var, amaç söylüyoruz. Mesela I'm having a party, bir parti veriyorum. Sonra time'ı söylüyorsun. From 10 a.m. ondan to 2 p.m. A.m. ile P.M. arasındaki farkı biliyor musun Tonguç'um? A.m. hocam sabahleyindir, P.M.'de öğleden sonradır. Harikasın. Eğer 10 p.m. deseydi, yani 10 p.m. deseydi bu akşam 10 olurdu. Ama 10 a.m. yani 10 a.m. dediği için bu sabah 10 oluyor. 2 p.m. demiş, bu demek ki gece 2 oluyor. Eğer Pardon, gece 2 diyorum. Öğlen 2 oluyor. Eğer 2 AM deseydi bu sefer geceliğin 2 olacaktı. Çünkü 12'den sonra. Şimdi conclusion'a baktığımızda Tonguç'un son cümlesinde ise I hope, umarım, inşallah you can make it, yaparsın. Please let me know, lütfen bilmemi sağla. Whether you can come or not, gelecek misin, gelmeyecek misin bilmemi sağla diyoruz. Şimdi gel, burada bir cümle var. Bunları doldurmaya çalışalım. Burada hangisi gelecek diyebilir sana sınavda, hangisi gelmeyecek diyebilir. Ve tam da bir yeni nesil sorunun soru kökü gibi. Niye böyle resimler falan, büyük şeyler var. Şimdi ilk başta bir selam cümlesiyle başlayacağız. Dear Mike, sevgili Mike. I'm having a BBQ party. BBQ party nedir Tonguç'un? Barbekü parti hocam. Evet, bildiğimiz mangal partisi. Yani mangal yapıyorlar. Löp löp etleri götürecekler ama et götürdükleri anlaşılmasın diye barbecue party diye böyle değişik artistik isimler vermeye çalışmışlar ama güzel değil. Bu doğru değil yani. Madem o kadar et diyorsun, biz de çağırman lazım. I'm having a BBQ party in my garden this Saturday. Bu cumartesi bahçemde bir barbekü partisi vereceğim. And ve it will start at 12 PM. Ve o 12'de başlayacak diyor. All our classmates, bütün sınıf arkadaşlarımız, hepsi geliyor diyor. I hope, umarım, you can make it, sen de gelebilirsin. Love, sevgiler, Kate diyor. Burada please let me know whether you can come diye cümleyi tamamlamış. Şimdi bana söyle bakalım. Burada mektubu sendeden, yani sender, gönderen kim? Receiver, yani alıcı olan kim? Hocam sender hocam şeyin en altta yazan adamdır. Kate'dir adam değil hocam. Kate adam değil ama olsun. Ondan sonra receiver de alıcıdır. Yani dear'ın yanında yazandır herhalde. Harikasın, zekisin, mükemmelsin, müthişsin, muhteşemsin. O zaman burada da Mickey Mouse. Mickey Mouse diyebiliriz, Mike de diyebiliriz, fark etmez. Bunların hepsi geçerli. Şimdi bir yeni nesil soruya bakalım. Acaba sınavda new style, yeni tarz question. Biz bunları öğreniyoruz, güzel, tamam, ama bunlarla alakalı bol bol alıştırma çözmemiz lazım. Ve bol bol yanlış yapmamız lazım. İngilizce'de ne kadar çok yanlış yaparsak, hatta sadece İngilizce değil, Türkçe, matematik, fen, sosyal, ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar çok şey öğrenebiliriz. Biliyorsun artık teknoloji gelişti. Bizim kitaplarımızda yanlış yaptığın zaman sorunun çözümünü sana hoca izah ediyor. Oradan da güzel güzel pekiştirirsin. Dolayısıyla yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Yanlış yapan insan soru çözüyor demektir. Bu güzel bir şey. Şimdi burada bir soru yapalım ve yanlış yapmaya çalışalım. Hayır, niye yanlış yapalım? Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka yapıyorum. Diana ve Sally arasında bir diyalog var. Hadi bakalım. Diana, sen Diana ol, ben de Sally alayım. Hadi bakalım Diana'cığım. We are going to on a picnic on Sunday. Biz pazar günü bir pikniğe gidiyoruz diyor. Şimdi buraya bir boşluk gelecek. Ama sen boşluğu bilmeden önce ben cevap vereyim. Sally olaraktan bir cevap vereyim. I'd like to, but I'm busy on Sunday. İsterdim fakat meşgulüm diyor pazar günü diyor. Pazar günü ne iş olabilir ki bir insan? Resmen satacak. I'm going to visit my grandparents. Fix menü zaten değişmeyen şey. Hocam ben... o zaman would you like to join to us? Evet, harikasın bak. Bu Diana pazar günü piknik var. Bize katılmak ister misin dedi. O da isterim fakat meşgulüm dedi. Pazar günü, daha doğrusu büyük şeylerimi, nedir ona, dedelerimi ziyaret edeceğim dedi. Diğer seçeneklere baktığımızda bununla alakalı olmadığını görüyoruz. Peki nasıl anladık bunu? Fancy going for a walk in the park. Allah Allah. Şimdi pikniğe gidiyoruz, sonra parka geçti. Nereden çıktı park? Why don't you come over for a drink? Neden bir şeyler içmeye gelmiyorsun? Allah Allah, ne alakası var ya? Sunday Monday piknikten nereye geçtik? Would you like to join us? Zaten cevabımızdı. Shall we meet in front of the cinema? Sinemanın önünde buluşabilir miyiz? Ha? Ya bu da oturuyor gibi oluyor ama esasında tam oturan şey bize katılmanı ister misin diyoruz. O zaman konumuzu bitirdik. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İyi çalışmalar, başarılar.